10 Nisan Pazar, Bir Gün Gazetesi, Güray Öz, Kısa, Yoğun, Zengin Bir Hayat. Sabahattin Ali, Türk basın ve edebiyat tarihinin hakkında çok yazı yazılmış, çok söz söylenmiş bir ustasıdır. Kısa ama dağdağlı bir hayata sığdırılmış onca eser, şiir, hikaye, roman, makale, gazetecilik, hapislik, sürgün, artık nihayet tüm yolların tıkandığı bir zamanda taşımacılık işine giren bir yazardan söz edeceğiz onun hakkında yazacağız. Çünkü Nisan ayı onun ölüm ayı, hayattan koparıldığı aydır. Onu yazmak, ondan söz etmek o kadar da kolay değildir. Nereden başlamalı bu cüretkar işe? Sarı, kirli sisin ölümcül, beyaz sisinse gizemli bir hava yarattığı Londra sokaklarından başlayalım.'' Ne ilgisi var? Sabahattin Ali Londra'da hiç bulunmadı. Britanya Müzesi'ne hiç gitmedi. Ama oraya sık sık giden ve Sabahattin Ali'nin büyük saygı duyduğu, kitaplarını okuduğu, dostlarına salık verdiği birisi vardı. Karl Marx. İşte o dostlardan birisi Ayşe Sıtkı İlhan, Sabahattin Ali'ye kitapları aldım, teşekkür ederim, manifesti okuyorum. Bıraksalar da tarihi, manifesteki görüşü okutsam çocuklara. Bu okuttuğum şeyler nedir sanki diye yazıyordu mektubunda. Hep genç kalacağım YKY Yayınları sayfa 277. Britanya Müzesi'nde, Kütüphanesinde Marx'ın ve daha pek çok devrimcinin izleri var. Bizim ülkemizde ise pek çok hapishanede aydınlarımızın, yazarlarımızın, gazetecilerimizin izleri var. Yalnızdı Sabahattin Ali ama birlikte mücadele ettiği, kimi zaman tartıştığı arkadaşlarının hiç bozulmadığı dostları da vardı. Unutulmayacak olanlardan birisi de hiç kuşku yok, Resimli Ayda düzeltmen olarak çalışırken tanıştığı komünist şair Nazım Hikmet'tir. Nazım'ın 6 Mart 1943 tarihli hapishaneden yazdığı mektupta sözünü ettiği çeviri işi böyle önemli bir iştir. Nazım hapiste Tolstoy'un Harp ve Sulh'unu çeviriyor. Daha doğrusu ünlü 51 Komünist Tevkifatı diye bilinen zulüm döneminde hapsedilen TKP Genel Sekreteri Zeki Baştamar'la birlikte çeviriyorlar. Mektup onu haber veriyor Sabahattin'e. Şöyle yazıyor Nazım. Son günlerde senin de bildiğin gibi Harp ve Sulh'un birinci cildinin ikinci yarısını tercüme ediyorum. Zeki Baştamar'ın tecrübelerinden çünkü ömrümde ilk defa bir edebi eseri tercüme ediyorum. İstifade edeceğimi bilmesem bu işten çoktan vazgeçmiştim. Çünkü kardeşim Tolstoy'u tercüme etmek benim anladığım ve istediğim manada yani onun edasını ve üslubunu kaybetmeden tercüme etmek öyle bir iki aylık değil bir iki yıllık iş. Hep Genç Sayfa 393 Sabahattin Ali'nin arkadaş çevresi Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif gibi solcu aydınlardır. Ama düşmanları da çoktur. Konya'da öğretmenliği sırasında ki oraya tayini sürülmesi de ayrı bir hikayedir. Dostlar arasında bir sohbette devlet başkanını hicbettiği iddiasıyla yargılanır. İhbarcı da sohbetteki bir diğer öğretmendir bir yıla mahkum olur. İtirazdan sonra biraz daha artırılır ceza. 14 aya çıkartılır. Bu kez gideceği hapishane Sinop hapishanesidir. Marco Paşa'nın ve yazarlarının bu koşullarda kahramanca, korkusuzca da diyelim mi, çabalarının değeri belki böylece daha iyi anlaşılabilir. Alpay Kabacalı'ya başvuralım. Marco Paşa dizisi toplam 7 ad, 77 sayı, 8 sahip, 10 yazı işleri müdürü, biri teksir makinesi olmak üzere 9 matbaa, 10 adres değiştirilerek çıkarılabilmiştir. İlk sahibi Sabahattin Ali öldürülmüş, gazete aleyhine 16 dava açılmış, yazarlar toplam 8 yıl 2,5 ay ceza almışlardır. Marco Paşa yazıları ve ötekiler içinde Alpay Kabacalı Marco Paşa yazılarının arka planındaki siyasal ortam. Sayfa 208-209 Sabahattin Ali Sinop Cezaevindeki konukluğundan sonra 1946'da Marco Paşa yazılarından da 3 aya mahkum oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aybar'ın Zincirli Hürriyet Gazetesi'ne yazdığı bir yazı nedeniyle kovuşturma başlatıldı. Sırçak Köşk adlı romanı Bakanlar Kurulu kararıyla toplatıldı. İşsiz kaldı nakliyecilik yaparak yaşamak evine bakabilmek planını hayata geçirmeye çalışırken kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Kimin, kimlerin cinayeti işlediğini, kimin ya da kimlerin emir verdiğini bilmiyoruz. Genellikle doğru çıkan tahminlerimiz var kuşkusuz. Kimler emir verir, kim tetiği çeker konusunda doğrulanmış tarih bilgisine sahibiz. Değerli yazar Hıfzı Topuz da cinayetin iddia edildiği ve teslim olan zanlının mahkemede söylediği gibi olmadığını düşünenlerden. Sabahattin Ali'nin hayat hikayesini anlattığı Başın Öne Eğilmesin adlı belgesel romanda da Sabahattin Ali'nin Bulgaristan sınırına epeyce uzak bir yerde tutuklanıp yöredeki bir karakola götürüldüğünü, orada tüm bedeni işkence altında acımasızca paramparça edildiğini kapsamlı bir şekilde anlatmaktadır. Hıfzı Topuz ayrıca çok önemli bir başka bilgiye de kitabında yer veriyor. Demokrat Parti iktidarının önemli politikacılarından Samet Ağaoğlu'nun ölümünden sonra 1992'de yayımlanan anılarında şu bilgi yer alıyor. Dün Menderes, Sabahattin Ali'nin hükümet tarafından öldürüldüğünü, hadisenin 10 gün kadar evvel olduğu, hükümetin bu işi nasıl meydana çıkaracağını çok düşündüğünü anlattı. Açılan yolun çok fena olduğunu söyledim. Başın öne eğilmesin. Remzi Kitabevi sayfa 255. 4 Aralık'ta Tan Gazetesi ve Matbaası basıldı, yağmalandı. Sabahattin 14 Aralık'ta bakanlık emrine alındı. Zamanın marif vekili Can Yücel'in ben hayatta en çok babamı sevdim dediği baba Gelmiş geçmiş Milli Eğitim Bakanlarının en ilericisi demokratı Hasan Ali Yücel, aynı zamanda Sabahattin Ali'nin de yakından tanıdığı bir politikacı, bir kültür insanıdır. 11 Aralık'ta da Milli Eğitim Bakanlığı emrine alınan Sabahattin Ali, 14 Aralık'ta arkadaşı, o zamanki adıyla Marif Vekili Hasan Ali Yücel'e uzunca bir mektup yazdı. Özetleyelim. Sayın Yücel diye başlayan mektubun ilk cümlesi şöyledir. Siyasi hayata atıldığım için bakanlık emrine alındığımı öğrendim. Bu karar bence pek yerindedir. Yine de der sonra durumumu açıklamayı borç bildiğim için bu satırları yazmaya karar verdim. İçtenlikle ve yine pek çok kişinin örnek alması gereken bir cesaretle anlatır uzun uzadıya düşündüm. Sükun ve rahatı seven mizacımı, karımı, çocuğumu göz önünde tutarak memurluğa devam mı etmeliyim yoksa memlekette çok okunan ve sevilen, şöhreti sınırlar dışına çıkmaya başlayan bir muharririn sosyal vazifelerini düşünerek açıkça mücadeleye mi atılmalıydım? Bana bu sonuncu vazife daha mühim, daha lüzumlu ve daha kaçınılmaz göründü. Sabahattin Ali'nin ne için ve nasıl bir mücadele istediğini de anlatmayı yine en içten cümlelerle dener mektubunda. Bunun için kafamda ilk beliren ve sarih şekiller alan siyasi kanaat tam bir demokrasiydi. Asırlardan beri bu memleketin mukadderatına karıştırılmamış olan 18 milyon insanın her birinin siyasi bakımdan aktif hale gelmesi, memleketin idaresine doğrudan doğruya karışması tebaa halinden vatandaş haline yükselmesi şeklinde anladığım bir demokrasi. Ama dahası vardır. Bundan başka dünyanın dev adımlarla sosyalist bir iktisadi nizama doğru gittiği inkar edilemezdi. Hele bizim gibi istihsal seviyesi pek düşük olan bir memleketi yüksek medeniyet seviyesine ancak sosyalizm çıkarabilirdi. Adı geçen yayın sayfa 424. Sabahattin Ali mektubunu Latince bir cümleyle bitirir. Dictae salbavi animam meam. Ben de artık Türkiye'nin, Türkçenin bu büyük yazarı, mücadele insanı hakkındaki yazımı aynı cümleyi yineleyerek, "Söyledim ve ruhumu kurtardım." diyerek burada bitiriyorum. 10 Nisan Pazar Bir Gün Gazetesi. Güray Öz. Kısa, yoğun, zengin bir hayat. Yoğun, zengin bir hayat. Yoğun, zengin bir...